Şimdiki konuğumuz görgü ve zarafet kurallarına dair bizi aydınlatacak. Unuttuğumuz çok fazla incelik var aslında bu konularda. Benim de çok önem verdiğim bir konu. O yüzden hemen sevgili Gökhan Dumanlı'ya hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Nefise. Ee, burada olmak çok güzel. Evet. Bugün çok güzel bir başlık koymuşsunuz. Unutulmaya yüz tutan zarafet kuralları. Ee, bakalım neler konuşacağız. Evet şimdi dün akşam videolarınızı izliyordum ben. Ve videolarda hep zarafet değil zarafet diye altına çizmişsin. Harika. Ben de onu bugün sabahtan beri yanlış söylememek adına <laughs> çalışıyorum. Zerafet değil, zarafet diyoruz doğru. ve zarafet nedir hemen öğrenmek istiyoruz Harika. senden. Harika. E, çok çünkü doğru bilinen yanlışlar var Türkçede. Ben Hı -hı. aslında zaman zaman diksiyon başlı başına bir konu. E, ben eğitimlerimde konuşma estetiği kısmı ile ilgileniyorum daha çok. Geniş kapsamlı diksiyon eğitimi almak isteyenler için yönlendirmeler yapıyorum. E, dolayısıyla da e, zerafet dediğimizde bir isimden bahsediyoruz zarafet dediğimizde Arapça bir kelime aslında söz tavır ve davranışlardaki inceliklerden bahsediyoruz bu çok önemli zaten Hayat dediğim şey iletişim. Bence bir ben de bir iletişimci olarak akademiyi kurduğum günden bugüne e, ilk olarak bu yanlışı düzeltmekten bahsediyorum. Çünkü bunu yanlış söylediğimiz takdirde aslında tam olarak söz, tavır ve davranışlarımızla da e, nasıl konuştuğumuzu, nasıl davrandığımızı, nasıl durduğumuzu aslında düşünmemiş, bu farkındalığı geliştirmemiş oluyoruz. O yüzden de bunu düzelterek başladığımız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi zarafet sonradan öğrenilebilir mi yoksa insanın yapısında mı vardır? Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir soru. Zarafet kesinlikle sonradan öğrenilebilir. Önemli olan kişinin hissiyatı değişim hissetmekle başlar. Kişi bunu içinde hissetmeli. Yani nasıl bir adam ve kadın olarak yola devam etmek istediğine karar vermeli bu hayatta ve o adam ve kadının ihtiyacı olan o kişisel gelişimi için çaba sarf etmeli, emek harcamalı. Çünkü Zaten toplumsal olarak da en büyük problemimiz nerede nasıl davranacağımızı bilememek ve bunun getirdiği de özgüvensizlik duygusu. E biz her şeyi özgüven üstüne inşa ediyoruz hayatta. Özgüven yoksa olmaz. Siz en iyi üniversiteleri de bitirseniz, birkaç yabancı dil de kullansanız, bunu nasıl aktaracağınızı bilmiyorsanız eğer bunların hiçbir önemi kalmaz. Ve bu kadar da rekabetin çok yoğun olduğu, artık globalleşen, artık dünya ile aynı anda bilgiye sahip olduğumuz bir noktada bizim artık bilgimizi, kültürümüzü, donanımımızı nasıl sunmamız gerektiği noktasında çok ciddi kafa yormamız gerekiyor. Evet. Şimdi Zarafet Akademi'yi kurmuşsun. Nereden evet. geldi bu fikir aklına böyle bir akademi kurmak? <laughs> Güzel. Şimdi e, iletişimci olarak zaten e, uzun süre halkla ilişkiler alanında çalıştıktan sonra ben de bu işin çok içindeydim. Açıkçası Türkiye'nin böyle bir akademiye ihtiyacı vardı. Dünya bu konuda zaten çoktan yol almıştı. Hatta ben artık bunun bir üst seviyesi. iş hayatına ağırlıklı eğitimler veriyorum. İşte e-posta adabı, toplantı yönetimi, telefonda iletişim, kartvizit kültürü, iş yemekleri, davetler. O zaman şirketlerle de çalışıyorsun. Tabii. Çok yoğun, yoğun bir şekilde, şekilde şirketlerle çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir akademimiz yoktu ve buna imza atmış olmaktan ve zarafet kavramını Türkiye'de konuşulur hale getirmekten ve insanların önceliklerini de üst sıralara taşımaktan da büyük gurur ve mutluluk duyuyorum ki çocuklar için kitaplar yaptım. Yani artık 7 yaşından... 70 yaşına kadar derler ya herkese hitap eden bir akademi oldu ki amacım da buydu. Türkiye'nin zarafet konusundaki bilgi ve eğitim kaynağı görevini görmesiydi. Akademim ne mutlu ki hem yazdığım yazılarla ve kitaplarla hem verdiğim eğitimlerle yüzü e aşkın katıldığım televizyon programıyla artık bir arşiv niteliği görüyor akademi. Çok güzel ve ben de çok sevindim böyle bir akademinin varlığını duyduğuma. Çünkü Türk toplumu olarak sadece Türk toplumu değildir. İlla ki başka toplumlarda da vardır ama bizim de ihtiyacımız olan Kesinlikle. bir kurumda. İyi ki de böyle bir adım atmışsın. Şimdi peki bireysel olarak birisi gelip de senden yardım almak istiyor mu? Tabii. Bireysel eğitimlerimiz çok oluyor. Evet. Aile olarak oluyor. Mesela işte e, cemiyet hayatından, yine sanat dünyasından, siyasetten, özel çalıştığımız çok oluyor. E, bire Birebir önce bir görüşme yapıyoruz. Yaklaşık bir, bir iki saatlik bir e, Neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Neden buradasın? Bunlar çok önemli. Sonra da üzerine koymaya başlıyoruz. Çünkü zarafet eğitimi deyince bireysel ve bir kurumsal olarak ayırıyorum. Bireyselde yürüyüşten başlıyorum. Yürüyüş, duruş. Evet. Tabii oturma, kalkma, ee, bunların hepsi şey tüm filmlerinde kitabı başının üstüne koyarak yürüme vesaire vardı. Onları yaptırıyor Aslında musunuz Aslında şöyle diyor da bu dünyada hala ben İsviçre'ye gittim bu okulları <laughs> ziyaret etmeye. Orada hala daha kitapları başının üstüne koyup yürütüyorlar. Çünkü yürüyüş düzeltme eğitiminin en önemli parçası. Neden? <laughs> Dik durmanızı sağlar ve konsantrasyonunuzu yürüyüşünüze odaklar. Bugün sokağa çıkın. Bakın kimse nasıl yürüdüğünün farkında değil. Evet. O yüzden de herkes birbirine çarpıyor. Herkes mutsuz. Özel alan ihlali var. İletişimde sınır nedir? Bir kol mesafesidir. Bizim her zaman bir kol mesafesi iletişimimiz olması gerekir. Bunun daha yakını ailemiz, dostumuz, sevdiğimiz insanlardır. Ama birbirini çok iyi tanımayan insanlar bu mesafeyi korumazsa ortaya bir gerginlik doğar. Yani nasıl asansöre bineriz ve herkes böyle bir rahatsızlık ya. Evet. Bir an önce kapı açılsın ve çıkmak ister. İşte biz dışarıda da bunları çok ihlal ediyoruz. O yüzden de nezaketsizlik doğmaya başlıyor. Evet. Ee, yani özel eğitimlerimiz benim çok yoğun olarak çalıştığım bir alan. Peki şimdi sorularım arasında olmayan bir şey soracağım. Haydi ee, Sosyal hayatın içerisinde normal Hı. dışarıdayız dedin ya asansör vesaire evet, diye dışarıdayız evet. asansördeyiz arabadayız vesaire senin en çok gördüğün yapılmaması gereken hareketler neler? Ee, aslında az önce söylediğim şey bunlardan bir tanesiydi e, sevgili Nefise yani bu e, kişisel alan ihlali çok ciddi bir konu bilmiyoruz çünkü hatta bazen samimiyet olsun diye hemen dokunuyoruz yeni tanıştığımız birine ama kişi buna hazır mı bunu bilmiyoruz. Bu önemli e, ikincisi e, üslupta çok büyük hata var. Ee, kullandığımız kelimeler çok argolaşmaya başladı, çok kabalaşmaya başladı. Çok. Beden dilimizi kullanma şekli, yani savururcasına, kavga edercesine agresif kişilik tipi vardır. Sorsanız kişi kendisini agresif olarak nitelendirmez ama beden dili sanki her an biri kavga edecekmiş, bir tartışma yol açacakmış gibi sizinle konuşmaya başlar. Bunlar, e, tabii bunun neticesinde selamlaşma yok gülümseme evet. yok, tokalaşmada bile, bunun bile bir adabı var. Bakın en basitinden bir kadın ve erkek karşılaştığında önce kadın elini uzatmalıdır ve bu dünyada geçerlidir bu halde. hani kültürel bir şeyden bahsetmiyoruz. Kadının el uzatmama hakkı vardır çünkü bu çok doğru ve çok şıktır. Bunun gibi yani ya da mesela biz çok büyük bir hata yapıyoruz, karşılaştık seninle yolda, evet. sana sohbet ediyoruz, sana dedim ki nereye? Bu çok büyük ayıptır. Hiç böyle düşünmez insanlar ama beni ilgilendirmez. Belki bana söylemeyeceği bir yere gidiyor. Belki özel bir işi var. Yani bankaya gitmekte özel bir şey olabilir. İlla hani özel deyince de çok hani ütopik bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bilmemem gerekiyor. Beni ilgilendirmemeli bu. Evet. Ama ya da hemen mesela yine çok yaptığını işte kilo mu aldın ya da kilo mu verdin. Şimdi ne gerek var? Ben son ki... sohbete girmeye çalışıyor herhalde o esnada. Ama çok yanlış yerden girmiyor muyuz? Yani <laughs> evet. zaten bu kadar televizyon programlarında insanların fiziksel özelliklerinden dolayı sürekli bir yarışma programlarının oluşturulması, reklamlarda insan bedeninin sürekli böyle bir tablo çizilmesi, bu metaya uygun olursa sen güzelsin, olmazsa sen nerede kaldı iç güzellik? Hani hep iç güzellikten bahsediyorduk. Ne oldu? Ama tabii bu dış güzelliği, bu kremle bu şampuanla evet. e, bu kıyafetle bu böyle bir dünya yok. Evet. Peki şu yanlış mı? Demin e, değindiğin konulardan birinden aklıma geldi. Mesela arkadaş ortamı siz nereden tanıştınız? çok büyük yanlış. Değil mi? Ben çok, çok rahatsız büyük. oluyorum kişisel olarak. Kesinlikle harikasın. Çok güzel. İlk defa bu denk geldi. Ee, nereden? Ya nereden tanışıyoruz? Tanışıyoruz. Tanışmışız. Ha bunu sorabilirsin ama belki ben yakın arkadaşınımdır. Yanımdaki misafirim gittikten sonra ya merak ettim Gökhan. Siz nereden tanışıyorsunuz? diyebilirsin o yakınlığımız varsa. Değilse bir anda siz nereden tanışıyorsunuz? Bu hiç Yani bana da çok uygunsuz geliyor çünkü hani ben anlatmak zorunda değilim. Aynen anlatmak Nerede? zorunda değilim. <laughs> evet. Yani Şimdi ee, e, bir de yaz... sinirleniyorum da bu arada <laughs> biraz böyle arada iç çekiyorum yani. Evet haklısın ama öğrenmemiz gereken çok şey var ama ben ara ara inşallah programda görmek istiyorum seni böyle hem <laughs> ben ederim. hem izleyicilerimiz İmkanlar şöyle biraz da aydınlanalım seves, inşallah. Seves. Çünkü bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyorum. Evet aynen öyle ve yazar kimliğiniz var bir de ya. Türkiye'de değerlerle ilgili ilk ders kitabına çıkardınız. Evet çok mutluyum çok yakın zamanda ee, kitaplarımız araçta kaldı yağmur vardı derken bugün buraya getiremediğimiz için evet. ama zannediyorum ki sevgili reji birazdan ekrana yansıtacak olacaktır biz izlerken. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her sınıf için ayrı ayrı. Türkiye'de ilk defa bir ders kitabı yapıldı. Değerler ve Gölge adı altında. Aslında biz uzun yıllardır sen de biliyorsun ki değerler eğitimini çok konuşuyoruz ülke olarak. Fakat hep bunun ihtiyacını konuşuyorduk. Fakat çözüm yoktu, kaynak yoktu. Her okul kendi bünyesinde sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü, yardımlaşmayı, paylaşmayı her öğretmen kendince anlatıyordu ama hepimiz kendimizce anlatırsak ortak bir değer algısı oluşturamayız. Bunun için de tüm öğretmenlerin, ailelerin de faydalanacağı bir değerler ve görgü kaynak kitabına ihtiyacımız vardı. Ben bunu yazdım. Çok güzel düşünmüşsün. Tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Artık böyle bir kitapları var. Tüm kitap satış noktalarına ulaşabilirler. Öğretmenlerimiz zaten bu yıl birçok okulda okutuluyor. Ben bireysel olarak çok yoğun bir mücadele içindeyim. Değerli eğitimi zorunlu ders olarak okutulsun diye. Çünkü şu an Umarım. zorunlu ders olarak okutulmuyor. Ama milli eğitim bizimiz diyor ki bu 17 değer var kökler bunları diyor derslerde ele alacaksınız. ister hayat bilgisinde al ister resimde. Ama ben de diyorum ki hadi işte ulaşıyorum Milli Eğitim Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kadar hatta. Değerli eğitimi ders olsun kitaplarımız da hazır. Ben bunun tüm orta öğretimde yazmaya zaten çok gönüllüyüm. Şu an birden dörde kadar yol aldık. Okul öncesi için çalışmalarım gelecek yıla yetişecek. Çünkü çocuk için biz bile yetişkin olarak kendimiz için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bazen bulmakta zorlanıyoruz. Yani. Kaldı ki bizim çocukluğumuzda e, bu kadar çok alternatif de yoktu değil mi? Evet. Hani şu an... Bizim çocukluğumuzda çok... şöyle de bir şey vardı. Biz daha büyüklere saygılıydık mesela. Şimdiki çocuklarda ben çok fazla saygı da görmüyorum. Daha böyle bireysel daha benciller sanki ve hani o zerafetten daha yoksun olduklarını düşünüyorum. Evet. Yani bu derslerle inşallah biraz daha böyle hani büyüye saygı e, nasıl davranması gerekiyor hareketlerine biraz daha özene gider mi dersin? Aslında şöyle sevgili Nefise. Senin söylediğin şeyi çok fazla duyuyorum. Diyorum. Hani evet. işte şimdiki çocukların ya da gençlerin saygı kavramını çok bizim nesil gibi hani 80 ve öncesi gibi hmm. algılamadığını ama hani bunu direkt saygısızlık olarak yorumlamak da çocuklara ve gençlere haksızlık olur. Çünkü bir eğitimciyim ben e, yaşam kültürü dersi verdim. Bu kitapları hazırlarken aynı zamanda İstanbul'da bir kolejde 2 yıl bunun dersini verdim çocuklarla beraberdim. Biz yönetildiğimiz bir dünyaya merhaba dedik 80'ler kuşağı olarak ama 90'dan sonra yönettikleri bir dünyaya adım atan bir nesil geldi. Biz yönetildik. Farkındaysan sorgulamadık biz bize terbiye terbiye evet. verildik. Hatta gözle terbiye edildik çoğu zaman. O gözler büyüdüğünde susman gerektiğini ya da ayağın oradaysa o kadar doğru bir sağdan yapamam. sola alman gerektiğini anlamak zorundaydın. Şimdi çocuk bunu sorguluyor. Sorguladığında çok geleneksel bir tavırdaki yetişkinler şey diyor. Büyüye, hayır sorguluyor çocuk çok güzel bir ya diyor ki neden ayağımı öyle koymamalıyım eğer sen ona Uygun bir üslupta onun seviyesine çıkarak çocuğun seviyesine çıkılır çünkü onun seviyesine çıkarak göz teması kurarak çünkü bir büyüğümüz geldiğinde ona saygımızı biz bu şekilde ifade ederiz dediğinde çocuk bunu anlayabilir. O bardağı oraya koyma komut veriyorsun. Çok özür dilerim, yankı yapmış olabilir izleyicilerimizden. Ama neden koymaması gerektiğini söylemezsen çocuğa ısrarla onu şu uca koymaya devam edecek. Buraya koyarsan düşüp kırılabilir, bize zarar verebilir. Ayrıca içtiğin su bardağını mutfağa kaldırırsan, işte anne ya da baba olarak bunu ona söylersek aynı zamanda bana yardım etmiş olursun ha. Ah, o zaman çocuk için bu yapmaya okey, mantıklı bir şey oluyor. Ben hep bunu anlatıyorum çocuklar için kitabı yazarken de e, nasihatla şeyle değil, hep böyle merak duygusunu uyandırarak, sorgulatarak bu kavramları anlattım. 17 değeri birden dördüncü sınıfı merakı doyurarak gidersen Kesinlikle. sonuç alabilirsin. Aynen diyorsun. öyle ve çocuğa birey olarak davranmak ve neden sonuç ilişkisi kurmak ve çünkü ile başlayan cümleler kurmak. Böyle olmalı çünkü. Ama çünkü de böyle olmalı çünkü ben büyüğüm. Böyle olmalı çünkü ben annenim. Hayır bu zaten doğru değil. O zaman biz bize bağımlı çocuklar yetiştirmiş oluyoruz. Hayır. Biz bize bağlı çocuklar yetiştirmek zorundayız. Bağlı ve bağımlı çok farklı şeyler. Bize bağlı olsunlar ama bağımlı olmasınlar. Evet. Şimdi e, görgü kurallarının ilk uygulandığı yer aile. Doğru. E, sen de bunun altını çizmişsin. Ailede nasıl bir yöntem uygulanmalı ki çocuk baştan itibaren böyle güzel bir yol çizebilsin kendisine? Valla bugünkü sorular harika. Evet. Çünkü gerçekten görgü görmekten gelir. Çocuklar da dinlemekten çok görme eylemini uygularlar. Yani söylediğinizden daha çok sizin yaptığınızı yaparlar. O yüzden de görgü kuralları söz konusu olduğunda siz ailelere diyor ki çocuğunuzda görmek istediğiniz davranışın ta kendisi olmak zorundasınız. Mesela ondan eşyalarını kaldırmasını istediğinizde rica etsem kıyafetlerini kaldırır mısın? Ya da bir oyun kurmuş ayağınızla çarptınız bozuldu. Özür dilerim. İşte e, birlikte dışarı çıktınız, mağazadan e, e, satış danışmanından bir kazak isteyeceksiniz. Siz satış danışmanından bunu rica ederek yapıyorsunuz. Rica etsem şu kazağın sarı rengini rica edebilir miyim? Çocuk bunu duyuyor. Dışarı çıktınız, kalabalık bir noktasındasınız. birisini e, dokunarak geçmeniz gerekiyor belki. Dediniz ki müsaadenizle, izninizle dediniz, izin aldınız, oradan geçtiniz. Çocuk bunları duyduğunda ne oluyor? O da yarın kendisi Buna ihtiyaç duyduğunda o lütfeni, o özür dilerimi, o rica edilimi, o teşekkür ederimi ya da işte aile içinde siz eşinizle ya da evi kimle paylaşıyorsanız merhaba diyorsunuz birbirinize, akşam sohbet ediyorsunuz değil mi? Elimizde akıllı telefonlar ya da e, televizyon yok. E, akşam oturuyoruz, ailecek sohbet ediyoruz değil mi? Yemek demem 5 dakika yemiyoruz, sohbet ediyoruz. Hatta masayı hep beraber kuruyoruz. Onu söylüyorum, hep beraber kurun. Bunu bir oyun ve bir keyif haline getirin. E sonra yemek sohbeti olsun. Hani bunlar olmaz biz çocuklarımızdan yoksa kitap okumalarını bekleyemeyiz. Siz kitap okumuyorsanız çocuk kitap okumaz. Ee, siz sürekli televizyon ya da telefonla beraber görüyorum. Metroda anne çocuk yanında oturuyor. Hatta artık küç çok düşmüş farkındasındır sen de. Küçücük çocukların elinde cep telefonu. Evet. Hayır böyle bir şey değil. Sen kitap okursan metroda çocuk da okur. İki evet. tane kitap al, metroyu öyle binin yani. Evet. Ne bileyim böyle işte. Bu çok işte. güzel yani, küçük örnekler ama evet. gerçekten hepsi çok yol gösterici diye yani, düşünüyorum ben. Bir çok de ümit işe... ediyorum Nefise gerçekten. Ben çok de ümit, ümit ediyorum, ediyorum ve gerçekten çok sevdim senin yaptığın işi de sevdim. Faydalı olacağına da çok inanıyorum, çok da takdir ediyorum. İnşallah Teşekkür istediğin ederim. sonuçları alırsın, hep beraber buna şahit yani, oluruz diyorum. Alıyoruz aslında 6 yıl oldu. Çok evet. mutluyuz okullarda ki da, okullarda, umarım... bireylerde, kurumlarda Hı -hı. yıllardır bunları anlatıyorum. Evet şimdi iş hayatında da ben ah. yol gösteriyorum diyordun. İş hayatında evet. daha çok insanların yaptığı hatalar neler? Çok güzel. Zarafet konusunda. İş hayatı zaten çok yoğun olarak aslında kurumsal eğitimlerde bulunuyorum. Hı -hı. Kurumsal eğitimlerimiz içerisinde de mesela örneklerden gibi Mesela e-posta adabı. Nasıl hitap edeceğinizi bilmiyorsun. Mesela her şeyi büyük harfle yazmak var. Niye? Çünkü konuya dikkat çekmeye çalışıyor. Senin yazdığın içerik, üslup, Vurgu taşımıyorsa sen hepsini büyük yazdı zaten bağırmak anlamına geliyor biliyorsun. Sosyal medyada bile hepsini büyük yazman demek bağırmak anlamına kabalık anlamına geliyor. Ya da işte mesela dikkat çeksin diye maili hepsi rengarenk. Bir satırı bu türcüye... <laughs> böyle değil. Hayır tek bir satırı boyarsın o da bolt yaparsın. Siyah bolttur gibi. Bu e-posta adabından küçücük bir örnek. Telefon yahu en basiti. Arıyorsunuz Ahmet Bey ile görüşecektim. Daha yanıt almadan beni aktarıyor. Bir de ki. Evet. Ee, kim arıyordu diye sor, değil mi? Önce kim arıyor Ahmet diye al. Ne konuşacağımızı sor. Direkt Ahmet Bey'e aktarıyorsun. Ya da bir şey anlatıyorum, beni çat diye bekletiyorsun. Bekletebilir miyim demek bu kadar zor olmamalı. Ee, ya da biz birisini aradığımızda önce kendimizi tanıtmalıyız, değil mi? Merhaba ben Gökhan Dumanlı. Nefis Hanım'la mı görüşüyorum? Direkt Nefis Hanım'la mı görüşüyorum? Şimdi Söylemek zorunda değilim bilmediğim bir numaraysa. Önce lütfen kendinizi tanıtım desem de hala daha böyle bankalarda arıyor. Ya da işte kullandığımız ürün ve hizmetlerin çağrı merkezleri arıyor. Hala daha işte Gökhan ile mi görüşüyorum? Israrla ama öğrensinler diye bunu yapıyorum. E, ast üst ilişkisi çok önemli. Çünkü iş hayatına girdiğiniz an itibariyle bir takım profesyonel davranış kodları devreye giriyor ki. Bu da yeni çıkacak kitabımın konusu. Profesyonel davranış kodlarını yazdım. Çok isteniyordu iş hayatını özellikle yazdım. İşte bu e da bu telefon toplantı mesela bir ast üstüne tokalaşmak için elini uzatamaz en sık yapılan hata nasıl sosyal yaşamda öncelikle el uzatma hakkı kadında ise iş yaşamında da üsttedir cinsiyet yoktur iş yaşamında ast ve üst vardır üst astına elini uzatırsa asla tokalaşma yapar değilse bir ast hemen karşılaşı karşılaşmaz müdürüm deyip ya da müdür bey deyip elini uzatmaz büyük hata ama selamlaşma asttan gelmelidir kapı vurulur 3 saniye bekleme kuralı vardır Müdürün ya da makam odasına o şekilde girilir. Masaya her zaman bir kol mesafesi bırakılmalıdır. Nasıl iki insan arasında bir kol mesafesi varsa makam masasıyla kişi arasında masa olmalıdır. Masanın sağ ve sol kenarına geçilmez. Oraya ancak izin alarak geçilir. O çok önemli. İş yaşamında o kadar çok kural var ki. Hadi yani böyle konuştuğumuzda işte bana hep şey sorardı. İşe yeni başlayanlar işte iş görüşmelerine nereye dikkat etsinler? Evet iş görüşmelerine nereye ha, dikkat değil etsinler? Mi? Bir kere beden dilini kullanmak çok önemli. Ee, çok Alan çok önemli. Şimdi biz daha küçük bir alandayız ben çok büyük bir beden dili kullansam bu da rahatsızlık doğurur. Ama ben bugün bir seminer veriyor olsaydım sahnem geniş olduğu için daha büyük bir beden dili kullanabilirim. Ama ikili görüşmelerde ellerin görülür olması çok önemli. Eller güven teşkil eder ve iletişimi açıklığı ifade eder. Böyle bir masa olsa bile sakın eller masanın altında durmasın. İş yemeği de dahil. Eller her zaman görünür olacak bu sizin güvenilirliğinizi destekler. Hmm. Ses tonunuz çok önemli. Ses tonu hızlı olabilir ama anlaşılır olduğu ölçüde hızlı olabilir. Ama böyle karşı tarafı sıkmadan kendini etkili ifade edecek şekilde olsun. Güçlü bir tokalaşmayla başla dik dur. Efendim e, sevgili Nefise Hanım'da da görüyorsunuzdur. Bende de öyle. Sandalyeler bazen yayın boyunca çok rahat olmayabiliyor. Ama her zaman önce kendimize saygımızdan sonra karşımızdaki insanlara saygını o dik duruşu gösteriyor olmamız lazım. Evet. Hemen bacak bacak üstüne atmayın diyorum. Bir beş dakika sonra atabilirsiniz ama hemen otur oturmaz bacak bacak üstüne atıp böyle rahat bir tavırla konuşmaya o da biraz böyle bizim toplumda özellikle çok hoş karşılanmayabilir. Ama bir 5 dakika sonra tabii ki çünkü uzun süre aynı pozisyonda oturmak sıkıntı yaratabilir. Göz teması kurun. Bizim ülkemizde özellikle bazı Asya ülkelerinde aşırı göz teması mesela rahatsızlık doğurabilir. O yüzden ben şimdi yeni kitapta da onu da yazıyorum. Ülkelere göre beden dilleri farklılık gösterebilir. Ama bizim ülkemizde güvenilirliğin en temel noktasıdır. Konuşurken eğer ben sizinle konuşurken sürekli gözümü kaçırıyorsam yalan söylediğimi düşünebilirsiniz. Ve bu çok önemli. Tabii ki kıyafet. Ben teşkil etmek adına. Tabii ki kıyafet. Her şey tamam. İyi ifade ediyorum beden dili tamam ama onu destekleyen bir kıyafetle gelmezsen buraya. Değil mi? O zaman o parça büyük bir parça eksik evet. kalmış olur ama sadece iyi giyinip gelirsem de bir ee, sorun. Bir, bir söz lütfen. Dükkan'cığım <laughs> süremizin sonuna geldik. Ya. Ben seni dinlemek istiyorum. Daha ya. bak burada sorularım iki sayfadan sorun var. Çoğu kaldı. İnşallah en kısa zamanda tekrar Yaparız. ben de kitaplarını e, okuyacağım. Bu arada gerçekten hayranlık duydum yaptığın teşekkür işe. Teşekkür ederim. Umarım e, zaten başarıların devam ediyor. Daha da büyük başarılara Çok imza atarsın. Çok teşekkür ederim. Ben de hayırlı olsun diliyorum Çok programın için ve hassasiyetin için. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar beraberiz. Yarın e, kesinlikle bizi izleyin diyorum. Size bir sürprizim var. Bakalım neler konuşacağız yarın.